Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Zira kentsel dönüşümde konut güvenliğinin sağlanması için mühendislere eğitimler verilecek. 81 ilde binalar tek tek incelenecek. Güçlendirme yapılması gereken binalar için çalışma başlatılacak. Asrın felaketinin ardından kollar sıvandı deprem riski yüksek şehirlerde kentsel dönüşüm hız kazandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il il bina bina denetimler yapacak. Denetimler sonrasında riskli yapılar için ya yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi kararı verilecek. Hayır olur inşallah. Tekrardan bir kentsel dönüşüm yapılması, deprem bölgelerinde binalarımızın güçlendirilmesi. Bunu düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Bakanlık güçlendirme kararı alınan konutlar içinde standartları belirledi. İlk etapta 5000 mühendis güçlendirme konusunda yüz yüze ve online eğitimler alacak. Bakanlık bünyesinde bulunan 25 jeoloji ve inşaat mühendisi özel eğitim verecek. Eğitimleri tamamlanan mühendislere sertifikadı alacak. Bence olumlu bir adım çünkü gerekli bence de. E, ne kadar bilgi o kadar e, güzel yerlere varacağımızı düşünüyorum. Doğrudur, güzel bence verilmesi gerekli yani hem okulda derslerde de versinler hem de ondan sonra eğitim versinler ama öncelikle sağlam yapılar yapılmalı. Tabii ki depremle alakalı böyle bir düzenleme yapılması ve mühendislere böyle bir eğitim verilmesi bence kesinlikle olumlu. Eğitimlerde deprem yer hareketi, betonarme binalarda taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanların davranışı, binalardan bilgi toplanması, yapı elemanlarında hasar sınırları ve hasar bölgeleri, deprem sonrası binalarda hasar tespiti betonarme binalarda elemanların güçlendirilmesi gibi konularda yer alacak. Öte yandan bakanlığa göre yurt genelinde 300 binden fazla binanın güçlendirilmesi gerekiyor. Bu binaların 50 bininin yeniden yıkılıp yapılması şart. Yeniden inşa içinse yaklaşık 25 milyar dolar gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.